Evet, euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Malum yeni hicri ile girdik. 1444 Muharrem ayının yarın 10. günü Kerbela'nın da yıl dönümü, Kerbela faciasının. Bu vesileyle o dönemdeki o üzücü hadiseler ile ilgili olarak Risale-i Nur'dan izahlardan bazılarına birlikte bir bakalım, hatırlayalım. Bunların işlendiği bahislerden birisi, risalelerden birisi 15. mektup. Şöyle bir birinci sualle ve onun cevabının bir kısmıyla, ikinci makamıyla giriş yapalım. Senin birinci sualin ki aziz kardeşim diyor, sahabeler nazar-ı velayetle müfsitleri neden keşfedemediler o zamanki? Ta Hulefai Raşidin'in üçünün şehadetini netice verdi. Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali. Üçü de şehit. Zaten hadiste de malum haber veriliyor. Halbuki küçük sahabelere büyük velilerden daha büyük deniliyor. Niye o büyük velilerden daha büyük veli oldukları halde o şehadetleri netice veren, halifelerin şehadetini netice veren olayların müsebbiplerini, müfsitlerini keşfedemediler. Burada ikinci makamda çok enteresan bir izah yapılıyor. Diyor ki, o hadisata sebebiyet veren ve fesadı çeviren birkaç Yahudi'den ibaret değildir ki onları keşfetmekle fesadın önü alınsın. Çünkü pek çok muhtelif milletlerin İslamiyet'e girmeleriyle birbirine zıt ve muhalif çok cereyanlar ve efkar karıştı. İslam yayıldıkça çok değişik milletlerden İslam'a girenler oldu ve onlarla birlikte birbirine zıt ve muhalif çok cereyanlar ve fikirler karıştı. Bağusuz bazıların gururu millileri Hazreti Ömer'in radıyallahu anh darbeleriyle dehşetli yaralandığından seciyeten intikama fırsat beklerlerdi. Çünkü onların hem eski dini iptal edilmiş hem medar-ı şerefi olan eski hükümeti ve saltanatı tahrip edilmiş. İntikamını bilerek veya bilmeyerek hakimiyeti İslamiye'den almaya hissen taraftar bir suret almış. Onun için Yahudi gibi zeki ve dessas bir kısım münafıklar o haleti içtimaiyeden istifade ettiler denilmiş. Hazreti Ömer devrinde çok fütuhat oluyor malum. Ve fütuhatla birlikte o hükümetleri devrilenler, saltanatı tahrip olanlar bir şekilde bir intikam psikolojisi içine giriyorlar. Ve Yahudi gibi zeki ve dessas bir kısım münafıklar o içtimai halden istifade ettiler denilmiş. Demek o hadisatın önüne almak, o vakitteki hayat-ı içtimaiyeyi ve muhtelif efkarı ıslahla olurdu. İşte burada anahtar cümle bu. O fitnelerin, hadiselerin önünü almak için yapılması gereken şey hayat-ı içtimaiyeyi ve muhtelif efkarı ıslah. Yoksa bir iki kişiyi tespit edip tecziye etmek, tasfiye etmek değil. Ve üstadın Risale-i Nur'la ortaya koyduğu hizmet metodu da gene burada ifade edilen yaklaşımın bir tezahürü. Şahıslarla uğraşmak yok. Hatta o zamanın, ahir zamanın dehşetli şahıslarıyla karşılaşırsanız, yetişirseniz onlara, onlara siyaset yoluyla galebe edemezsiniz. Mesajını da çıkarmak suretiyle içtimai hayatı ve muhtelif fikirleri ıslah. Şeyh Said'e verdiği cevapta da, Şeyh Said'in kendisine gönderdiği, biz ayaklanacağız, bize destek ver davetine verdiği cevapta da diyor ki, millet irşat ve tenvir edilmelidir. Tek çare budur. Öyle fiili çatışmayla filan netice almak mümkün değil. Hayat içtimai ve muhtelif efkarı ıslahla olurdu, yoksa bir iki müfsidin keşfedilmesiyle olmazdı. Demek ki esas yapılması gereken şey bu. Şimdi
Burada sualler ve cevaplarla devam ediyor mevzu. Mesela o suallerden birisi, Hilafet-i İslamiye noktasında İmam Ali'nin fevkalade iktidarı, harikulade zekası ve yüksek kabiliyetiyle beraber seleflerine nispeten muvaffakiyetsizliği nedendir? Hazreti Ali ki fevkalade şahsiyetli, çok zeki ve son derece liyakat sahibi bir insan. Ama bu vasıflarıyla beraber Peygamber Efendimiz'in damadı, birçok üstün meziyetleri var. Diğer önceki üç halifeye nispeten hilafet noktasındaki muvaffakiyetsizliği nedendir? El cevap, o mübarek zat siyaset ve saltanattan ziyade daha çok mühim başka vazifelere layık idi. Eğer tam muvaffakiyet siyasiye ve tamam saltanat olsaydı, siyasi muvaffakiyet ve saltanatında da tam bir başarı olsaydı, Şah-ı Velayet ünvanı manidarını bir hakkın kazanamayacaktı. Şah-ı Velayet. Halbuki zahiri ve siyasi hilafetin pek çok fevkinde manevi bir saltanat kazandı. Esas zaten manevi hilafet manasında, manevi bir saltanat manasında çok üstün, diğeriyle kıyaslanamayacak mertebede bir muvaffakiyet elde etti ve üstad-ı kül hükmüne geçti. Hatta kıyamete kadar saltanat-ı manevisi baki kaldı. Bu da çok orijinal bir izah tarzı ve Hazreti Ali'nin manevi şahsiyetini öne çıkaran bir yorum. Ama Hazreti İmam Ali'nin Vakka-i Sıfin'de Hazreti Muaviye'nin taraftarlarıyla muharebesi ise hilafet ve saltanatın muharebesidir. Hazreti Ali hilafeti temsil ediyor, Hazreti Muaviye de saltanatı. Yani Hazreti İmam Ali ahkam-ı dini, vakaik-i İslamiye'yi ve ahireti esas tutup saltanatın bir kısım kanunlarını ve siyasetin merhametsiz mukteziyatlarını onlara feda ediyordu. Dinin ahkamını, İslam'ın hakikatlerini ve ahireti esas tutup o dünyevi boyutuyla saltanatın bir kısım kanunlarını ve siyasetin merhametsiz gereklerini onlara feda ediyordu. Hazreti Muaviye ve taraftarları ise hayat-ı içtimai İslamiye'yi saltanat siyasetleriyle takviye etmek için azimeti bırakıp ruhsatı iltizam ettiler. Siyaset aleminde kendilerini mecbur zannedip ruhsatı tercih ettiler, hataya düştüler. Burada Hazreti Muaviye, Hazret tabirini kullanmasına da itiraz edenler var üstadım. Mesela Hüseyin Hatemi bunlardan birisi. Ama üstad çok dengeli bir izah tarzıyla meseleyi yerli yerine oturtuyor. Ne ifrat ne tefrit. Ki Emevi döneminde de yani İslam'a çok hizmetler olmuş. Endülüs Emevileri, fütuhatlar vesaire filan. Onları da yok saymamak lazım hatalarıyla beraber. Bunları da dikkate almak gerekiyor. Ama Hazreti Hasan ve Hüseyin'in Emevilere karşı mücadeleleri ise dinle milliyet muharebesiydi. Yani Emeviler Devlet-i İslamiye'yi Arap milliyeti üzerine istinad ettirip, işte Emevilerin büyük hatalarından biri de bu, Arapçılık üzerine istinad ettirip, Rabıta-i İslamiyet'i Rabıta-i Milliyet'ten geri bıraktıklarından iki cihetle zarar verdiler. Birisi Milel-i Sahiri'yi rencide ederek tevhiş ettiler. Arap olmayan diğer milletleri rencide ederek yabancılaştırdılar, ötekileştirdiler. Diğeri unsuriyet ve milliyet esasları adaleti ve hakkı tutup hakkı takip etmediğinden zulmeder. Adalet üzerine gitmez. Çünkü unsuriyet perver bir hakim millettaşını tercih eder, adalet edemez. Türkiye'nin şu anda yaşadığı o yargıdaki sıkıntının en önemli kaynaklarından, sebeplerinden birisi de bu. Böyle ırkçı, milliyetçi ideolojiye sahip olan çok hakimler, savcılar var. Onların
baktığı davalardan da maalesef adalet çıkmıyor. El İslamiyetü cebbetil asabiyetel cahiliye. İslam cahiliyetten kalma ırkçılık ve kabileciliği ortadan kaldırmıştır. Mana itibariyle hadis. La farka beyni abdin habeşiyin ve seyyidi Kureyş'in iza eslema. Müslüman olduktan sonra Habeşli bir köle ile Kureyşli bir efendi arasında hiçbir fark yoktur. Bu da gene mana itibariyle hadis diye not düşülmüş. Ferman-ı kat'isiyle rabıta-i diniye yerine rabıta-i milliye ikame edilmez. Edilse adalet edilmez, hakkaniyet gider. İşte Hazreti Hüseyin rabıta-i diniyeyi esas tutup muhik olarak, haklı olarak onlara karşı mücadele etmiş, ta makam-ı şehadeti ihraz etmiş. Bir de Hürriyet-i Şer'iye boyutu var, onu ayrıca okuyacağız. Hazreti Hüseyin'in Yezid istibdadına karşı Hürriyet-i Şer'iye kılıncını havale etmesi nazaratta geçiyor. Ama bir de o Emevilerin Arap milliyetçiliğine karşı rabıta-i diniyeyi esas tutarak mücadele etmiş olması da işin bir başka tarafı. Ve ta makam-ı şehadeti ihraz etmiş, şehit. Eğer denilse bu kadar haklı ve hakikatli olduğu halde neden muvaffak olmadı? Hem neden kader-i ilahi ve rahmet-i ilahiye onların feci bir akibete uğramasına müsaade etmiş? Hazreti Hüseyin'in dünyevi cihetten akıbeti hakikaten çok yürek dağlayan bir akıbet. Neden kader-i ilahi Peygamberimizin aleyhissalatü vesselam çok sevgili bir torununun böyle bir feci akıbete uğramasına müsaade etmiş? Ki gene istikbale dair hadislerde bununla ilgili haberler de var. 19. mektuptaki gelecekten haber veren hadislere bakıldığı zaman. El cevap, Hazreti Hüseyin'in yakın taraftarları değil. Fakat cemaatine iltihak eden sair milletlerde, Hazreti Hüseyin taraftarlarında da var bazı problemler. Fakat cemaatine iltihak eden sair milletlerde yaralanmış gurur-u milliyeleri cihetiyle Emevilerin o Arapçılıklarından dolayı Arap milletine karşı bir fikri intikam bulunması Hazreti Hüseyin ve taraftarlarının safi ve parlak mesleklerine halel verip mağlubiyetlerine sebep olmuş. Bir de işin bu tarafı var. Ama kader noktayı nazarında feci akıbetin hikmeti ise Hasan ve Hüseyin, bu onların hanedanları ve nesilleri manevi bir saltanata namzet idiler. Dünya saltanatı ile manevi saltanatın cem'i bir arada olması gayet müşküldür. Onun için onları dünyadan küstürdü, dünyanın çirkin yüzünü gösterdi, ta kalben dünyaya karşı alakaları kalmasın. Onların elleri muvakkat ve suri bir saltanattan çekildi, şekli suri bir saltanattan, geçici bir saltanattan çekildi, fakat parlak ve daimi bir saltanat-ı maneviyeye tayin edildiler. Aynen Hazreti Ali için daha evvel okuduğumuz yerde ifade edildiği gibi, parlak, daimi bir manevi saltanata tayin edildiler. Adi valiler yerine evliya aktaplarına, kutuplarına merci oldular. Üçüncü sualiniz, o mübarek zatların başına gelen, o feci gaddarane muamelenin hikmeti nedir diyorsunuz? Yine aynı sual, tabii ehemmiyetine binaen. El cevap, sabıkan beyan ettiğimiz gibi, Hazreti Hüseyin'in muarızları olan Emeviler saltanatında merhametsiz kadere sebebiyet verecek üç esas vardı. Emeviler saltanatında merhametsiz kadere sebebiyet verecek üç esas vardı. Birisi, merhametsiz siyasetin bir düsturu olan hükümetin selameti ve asayişin devamı için eşhas feda edilir. Hükümetin selameti ve asayişin devamı için şahıslar feda edilir. Şimdi de diyorlar ya, vatan mevzu bahisse her şey teferruattır. İkincisi, onların saltanatı unsuriyet ve milliyete istinad ettiği için Emevilerin, milliyetin gaddarane bir düsturu olan milletin selameti için her şey feda edilir.
Üçüncüsü, Emevilerin Haşimilere karşı annesindeki rekabet damarı. Emevilerin Haşimilere karşı böyle bir rekabet damarı var. Yezid gibi bazılarda bulunduğu için şefkatsiz bir kadre kabiliyet göstermişti. Üç sebep. Birisi, merhametsiz siyasetin düsturu olan hükümetin selameti için, asayişin devamı için şahıslar feda edilir. İkincisi, milletin selameti için her şey feda edilir. Üçüncüsü, Emevilerin Haşimilere karşı rekabeti. Dördüncü bir sebep de Hazreti Hüseyin'in taraftarlarında bulunuyordu ki Emevilerin Arap milliyetini esas tutup sair milletlerin efradına memalik tabir ederek köle nazarıyla bakmaları. Biz efendiyiz, diğer Arap olmayanlar köle. Ve gurur milliyelerini kırmaları yüzünden Milleli sahibi, sahir milletler Hazreti Hüseyin'in cemaatine intikam kârâne ve müşeveş karışık bir niyetle iltihak ettiklerinden Emevilerin asabiyeti milliyelerine fazla dokunmuş, gayet gaddarane ve merhametsizcesine meşhur faciaya sebebiyet vermişlerdir. Mezkûr dört esas zahiridir. Kader noktasından bakıldığı vakit Hazreti Hüseyin ve akrabasına o facia sebebiyle hasıl olan netaic-i uhreviye ve saltanat-ı ruhaniye ve terakkiyat-ı maneviye o kadar kıymetlidir ki o facia ile çektikleri zahmet gayet kolay ve ucuz düşer. Hazreti Hüseyin ve akrabasına 70 ailesinden akrabasından 70 kişiyi de şehit etmişler. O facia sebebiyle hasıl olan netaic-i uhreviye ve saltanat-ı ruhaniye ve terakkiyat-ı maneviye o kadar kıymetlidir ki o facia ile çektikleri zahmet gayet kolay ve ucuz düşer. Nasıl ki bir nefer bir saat işkence altında şehit edilse öyle bir mertebeyi bulur ki on sene başkası çalışsa ancak o mertebeyi bulur. Eğer o nefer şehit olduktan sonra ona sorulabilse az bir şey ile pek çok şeyler kazandım diyecektir. Şimdi bunlar kader cihetinde Ali Beyt'in başına gelen hadiselerin hikmetlerini izah ediyor. Ve yine 19. mektupta bunun devamı mahiyetinde tamamlayan başka izahlar da var. Onlara da bir bakalım. Diyor ki Hazreti Ali hilafete daha layık olduğu halde neden önce ona verilmedi? Ki sual şöyle orijinali. Hazreti Ali o derece hilafete liyakati olduğu ve Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a karabeti ve harikulade cesaret ve ilmiyle beraber peygamberimize yakın akrabası, damadı, amcasının oğlu, çok zeki ve ilimde bir ilim şehrinin kapısı olarak vasıflandırdığı peygamberimizin bir derya, bütün bu vasıflarıyla beraber neden hilafette tekadüm ettirilmedi ve neden onun hilafeti zamanında İslam çok keşmekeşe mazhar oldu? El cevap, Ali Beyt'ten bir kutbu azam demiş ki, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam, Hazreti Ali radıyallahu anh hilafetini arzu etmiş fakat gayipten ona bildirilmiş ki murad-ı ilahi başkadır. O da arzusunu bırakıp murad-ı ilahiye tabi olmuş. Bunu Ali Beyt'ten bir kutbu azam söylüyor. Murad-ı ilahinin hikmetlerinden birisi şu olmak gerektir ki vefat-ı nebeviden sonra en ziyade ittifak ve ittihada gelmeye muhtaç olan sahabeler çok tabii peygamberimizin vefatından sonra çok çetin bir imtihan. Sahabelerin ittifakını ve ittihadını muhafaza etmek çok önemli. Eğer Hazreti Ali başa geçseydi bu ortamda Hazreti Ali'nin hilafeti zamanında zuhure gelen hadisatın şehadetiyle ve Hazreti Ali'nin mümaşatsız, kimseye eyvallah etmeyen, pervasız, zahidane, kahramanane, müstahniyane tavrı ve şöhretgir alem, bütün alemce şöhret bulmuş olan şecaati itibarıyla çok zatlarda
ve kabilelerde rekabet damarını harekete geçirip tefrikaya sebep olmak kaviyen muhtemeldi. Demek ki o üstün vasıfları bu tarz mahsurları da beraberinde getirme ihtimali kuvvetli. Hem Hazreti Ali'nin hilafetinin tehir etmesinin sona kalmasına bir sırrı da şudur ki gayet muhtelif akvamın birbirle karışmasıyla Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın haber verdiği gibi sonra inkişaf eden 73 fırka efkarının esaslarını taşıyan o akvam içinde ümmetim 73 fırka olacak, sadece biri hak üzere olacak hadis. O 73 fırka efkarının fikirlerinin esaslarını taşıyan o akvam kavimler içinde fitne engiz hadisatın zuhuru zamanında Hazreti Ali gibi harikulade bir cesaret ve feraset sahibi Haşimi ve Ali Beyt gibi kuvvetli ve hürmetli bir kuvvet lazım idi. İşin diğer boyutuyla da bu vasıflar bilhassa o fitne zamanında, fitnenin alevlendiği zamanda daha fazla ihtiyacı olduğu için, ona daha fazla ihtiyaç duyulduğu için cesaret, feraset, dirayet, böyle bir kuvvetli, hürmetli kuvvet lazım idi ki dayanabilsin. Evet, dayandı. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın haber verdiği gibi ben Kur'an'ın tenzili için, inmesi için, indirilmesi için harbettim. Sen de tevili için harbedeceksin. Hem eğer Hazreti Ali radıyallahu anh olmasaydı dünya saltanatı Mülük-i Emeviye'yi, Emevi meliklerini bütün yoldan çıkarmak muhtemeldi. Halbuki karşılarında Hazreti Ali radıyallahu anh ve Ali Beyt'i gördükleri için onlara karşı muvazeneye gelmek ve ehli İslam nazarında mevkilerini muhafaza etmek için ister istemez Emeviye devleti reislerinin umumu kendileri olmasa da herhalde teşvik ve tasvipleriyle etbaları ve taraftarları bütün kuvvetleriyle hakaik-i İslamiye'yi ve hakaik-i İmaniye'yi ve ahkam-ı Kur'aniye'yi muhafazaya ve neşre çalıştılar. Yüz binlerce müştehidin-i muhakkikin ve muhaddisin-i kamilin ve evliyalar ve asfiyalar yetiştirdiler. Yüz binlerce muhakkik müştehit ve hakikaten işinin mütehassısı, hadis ilminin uzmanı, muhaddisler, evliyalar, asfiyalar yetiştirdiler, Emeviler. Karşılarında Hazreti Ali ve Ali Beyt olduğu için. Eğer karşılarında Ali Beyt'in gayet kuvvetli velayet ve diyanet ve kemalatı olmasaydı, Abbasilerin ve Emevilerin ahirlerindeki gibi bütün çığırdan çıkmak kaviyen muhtemeldi. Eğer denilse, neden Hilafet-i İslamiye Ali Beyt-i Nebevi'de takarrur etmedi? Halbuki en ziyade layık ve müstahak onlardı. Hazreti Ali, Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin onlarla niye devam etmedi? En layık onlar olduğu halde. El cevap, saltanat-ı dünyevi aldatıcıdır. Ali Beyt ise hakaik-i İslamiye'yi ve ahkam-ı Kur'aniye'yi muhafazaya memur idiler. Onların esas vazifesi, misyonu İslam'ın hakikatlerini ve Kur'an'ın ahkamını muhafaza etmekti. Hilafet ve saltanata geçen ya Nebi gibi masum olmalı veyahut Hulefai Raşidin ve Ömer bin Abdülaziz Emevi halifeler içinde bir istisna ve Mehdi Abbasi gibi harikulade bir zühd-i kalbi olmalı ki aldanmasın. Halbuki Mısır'da Ali Beyt namına teşekkül eden Devlet-i Fatımiye Hilafeti ve Afrika'da Muvahidin Hükümeti ve İran'da Safeviler Devleti gösteriyor ki saltanat-ı dünyeviye Ali Beyt'e yaramaz. Demek ki bunlar tarihte Ali Beyt'in kurduğu devletlerin yoldan çıkmış olumsuz örnekleri. Bu örnekler gösteriyor ki saltanat-ı dünyeviye Ali Beyt'e dahi yaramaz. Vazife-i asliyesi olan hıfz-ı dini ve hizmet-i İslamiyeti onlara unutturur. Halbuki saltanatı terk ettikleri zaman parlak ve yüksek bir surette İslamiyete ve Kur'an'a hizmet etmişler. Yine buradan Nur Topuz meselesine geçiş yapacak olursak, işte Risale-i Nur mesleği, Ali Beyt'in bu takip ettiği mesleğin aynı zamandaki devamı olarak devleti yönetmek gibi bir hedefi ve gündemi olmayan ve siyaset topuzuyla işi olmayan, yüz elimizde olsa ancak nura kafi gelir diyen bir
hizmet tarzı. İşte bak Hazreti Hasan'ın neslinden gelen aktaplar, kutuplar. Hususan Aktab-ı Erba, dört kutup. Bunlar Abdülkadir Geylani, Ahmed-i Bedevi, Ahmed-i Rufai ve Seyyid İbrahim Dessuki olarak ifade edilmiş. Bunlar Ali Beyt'ten Hazreti Hasan'ın neslinden gelen büyük zatlar, kutuplar. Bilhassa Gavs-ı Azam olan Şeyh Abdülkadir Geylani ve Hazreti Hüseyin'in neslinden gelen imamlar, hususan Zeynel Abidin ve Cafer-i Sadık. Bizim sünni gelenek bunlardan sarf-ı nazar etmiş. Ama bunlar da yani üstadla beraber ehl-i sünnetin gündemine taşınmış. Bunlar da netice itibariyle Ali Beyt'ten ve Hazreti Hüseyin'in neslinden gelen kutuplar, büyük zatlar. Zeynel Abidin ve Cafer-i Sadık ki her biri birer manevi mehdi hükmüne geçmiş. Manevi mehdi her biri. Manevi zulmü ve zulümatı dağıtıp Envar-ı Kur'aniye'yi, Hakaik-i İmaniye'yi neşretmişler. Cedd-i Emcedlerinin, bu yüksek cedlerinin birer varisi olduklarını göstermişler. Onun için Risale-i Nur, o asırlardır devam eden Sünni-Şii ayrılmasını da tedavi edecek bir muhteva ve metot getiriyor. Ve bu mevzuları bizim İlla Süzün Bey çok uzmanı olduğu bir alan ve çok iyi çalışıyor, çok da güzel yazılar hazırlıyor ki yarınki gazetede de gene bir yazısı olacak. Kerbela vesilesiyle o yazıyı da biraz evvel atıf yaptığım Nazarat'taki şeyden Hürriyet Şer'ye kılıcını havale etmesi bahsi pasajına bina etmiş. Üstad orada diyor ki şeriat-ı garra zemine nüzul etti ta ki zeminin yüzünü temiz ve insanın yüzünü ak etsin. Şu insaniyetin siyah lekesini izale etsin hem de izale etti. Fakat vaesefa ki ne yazık ki muhit-i zamani ve mekaninin tesiriyle, zamanın ve mekanın o şartlarının tesiriyle hilafet saltanata inkılap edip istibdat bir parça hayatlandı. Ta Yezid zamanında bir derece kuvvet bularak başını kaldırdığından İmam Hüseyin Hazretleri Hürriyet Şer'iye kılıcını çekti. Başına havale eyledi. Fakat ne çare ki istibdadın kuvveti olan cehil ve vahşet, istibdat cehil ve vahşetten kuvvet alıyor. Cevani bir alemde Zeynep gibi, havuz gibi Yezid'in istibdadına kuvvet verdi. İşte oradaki o günkü ortam cehalet, vahşet olarak üstadın ifade ettiği şeyler, menfilikler Yezid'in istibdadına kuvvet verdi. Diğer sebeplerinde işte birleşmesiyle o acı hadise vuku buldu. Devam ediyor onun 19. mektuptaki o sualler. Eğer denilse mübarek İslamiyet ve Nurani Asr-ı Saadet'in başına gelen o dehşetli kanlı fitnenin hikmeti ve veçh-i rahmeti nedir? Çünkü onlar kahra layık değildiler. Çok mübarek bir nesil ve bu tarz hadiselere, bu tarz kahır tecellilerine layık olan insanlar değildiler. Hikmet ve rahmet tarafı nedir bunun? El cevap, nasıl ki baharda dehşetli yağmurlu bir fırtına her taife-i nebatatın, tohumların, ağaçların istidatlarını tahrik eder, inkişaf ettirir, her biri kendine mahsus çiçek açar, fıtri birer vazife başına geçer. Baharda dehşetli yağmurlu bir fırtına her taife-i nebatatın, tohumların, ağaçların istidatlarını tahrik eder, inkişaf ettirir, her biri kendine mahsus çiçek açar, fıtri birer vazife başına geçer. Öyle de sahabe ve tabiinin başına gelen fitne dahi çekirdekler hükmündeki muhtelif ayrı ayrı istidatları tahrik edip kamçıladı. O fitne farklı farklı istidatları tahrik ederek kamçıladı. İslamiyet tehlikededir, yangın var diye her taifeyi korkuttu. İslamiyetin hıfzına koşturdu. Her biri kendi istidadına göre Camii-i İslamiyet'in
kesretli ve muhtelif vazifelerinden bir vazifeyi omuzuna aldı, kemal-i ciddiyetle çalıştı. Bir kısmı hadislerin muhafazasına, bir kısmı şeriatın, fıkıh esaslarının muhafazasına, bir kısmı hakaik-i imaniyenin, kelam muhafazasına, bir kısmı Kur'an'ın muhafazasına çalıştı ve hakeza her bir taife bir hizmete girdi. Vezaif-i İslamiyet'te hummalı bir surette sahi ettiler. Muhtelif renklerde çok çiçekler açıldı. Pek geniş olan alem-i İslamiyet'in aktarına o fırtına ile tohumlar atıldı, yarı yarı gülistana çevirdi. Fakat maalesef o güller ve gülistan içinde ehli bid'a fırkalarının dikenleri dahi çıktı. Güya desti kudret, bunun çıkma sebebini de üstad istibdad-ı ilmi olarak ifade ediyor yine münazaratta. Ve meşrutiyeti ilmiye hakkıyla teessüs etse o fırkalar, dalalet fırkaları yeniden ehl-i sünnet çizgisine dönmesi kaviyen memuldür, muhtemeldir diye de devam ediyor. Güya desti kudret, celal ile o asır çalkaladığı şiddetle tahrik edip çevirdi, ehl-i himmeti gayrete getirip elektriklendirdi. Demek ki böyle fitne ortamları ehl-i hamiyeti harekete geçiriyor ve daha bir canlı, dinamik şekilde dinin hakikatlerine sahip çıkma ya tahrik ediyor. O hareketten gelen bir kuvve-i anil merkeziye ile, merkezden gelen bir kuvvetle pek çok münevver müçtehitleri ve nurani muhaddisleri, kutsi hafızları, asfiyaları, aktapları alem-i İslam'ın aktarına uçurdu. İslam dünyasının her tarafına sahabeler gittiler, alimler gittiler, hicret ettirdi. Şarktan garba kadar ehli İslam'ı heyecana getirip Kur'an'ın hazinelerinden istifade için gözlerini açtırdı. Bütün Kuzey Afrika şeridi ve yine ta sahabe döneminde Rusya'nın içlerine, şimdiki Tataristan olarak ifade edilen coğrafyaya yahut Çin'e, orada Şian diye bir şehir var. Çin'in ilk eski, en eski camisinin olduğu yer. Çinli Müslümanların yaşadığı bir yer. İşte oralarda ve işte o coğrafyada, Hindistan'da vesaire giden sahabeler var. Sahabe kabirleri var. Velhasıl bütün dünyaya bu manada yayılarak İslam'ın hakikatlerini ulaştırmışlar. Fitnelerin bir kader cihetiyle hikmetlerinden biri olarak. Bir de bu Hazreti Ali zamanındaki muharebelerin mahiyeti nedir? Muhariplere ve o harpte ölen ve öldürülenlere ne nam verebiliriz? Sualinin cevabına da bakalım. El cevap, Cemal Vakası denilen Hazreti Ali ile Hazreti Talha ve Hazreti Zübeyir ve Hazreti Ayşe-i Sıddika radıyallahu teala aleyhi mecmain. Hazreti Talha, Hazreti Zübeyir aşere-i mübeşşereden, cennette cennetle müjdelenen sahabelerden ama Hazreti Ali ile karşı karşıya gelmişler. Hazreti Ayşe de Hazreti Ali'ye karşı onların yanında yer almış. O arasında olan muharebe adalet-i mahza ile adalet-i izafiyenin mücadelesidir. Şöyle ki, Hazreti Ali adalet-i mahzayı esas edip Şeyhain zamanındaki gibi o esas üzerine gitmek için içtihat etmiş. Şeyhain yani Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer. Muarızları ise Şeyhain zamanındaki Saffet-i İslamiye adalet-i mahzaya müsait idi. Fakat mürur zamanla İslamiyetleri zayıf, muhtelif akvam, kavimler hayat-ı içtimai İslamiye girdikleri için adalet-i mahzanın tatbikatı çok müşkül olduğundan ehven-i şerri ihtiyar denilen adalet-i nisbiye esası üzerine içtihad ettiler. Münakaşa-i içtihadiye siyasete girdiği için muharebeyi intihad etmiştir. Madem lillah için ve İslamiyet'in menafi için içtihad edilmiş ve içtihattan muharebe tevellüt etmiş siyaset işin içine girince elbette hem katil hem maktul ikisi de ehli cennettir. İkisi de ehli sevaptır diyebiliriz. Her ne kadar Hazreti Ali'nin içtihadı musip, isabetli ve mukabilindekilerin hata ise de yine azaba müstahak değiller. Çünkü içtihat eden hakkı bulsa iki sevap var. Bulmazsa bir nevi ibadet olan içtihat sevabı olarak bir sevap alır, hatasından mazurdur. Bizde gayet meşhur ve sözü hüccet bir
Zat-ı Muhakkik Kürtçe demiş ki, yani sahabelerin muharebesinde kıyılı kal etme, öyle ileri geri laf etme. Çünkü hem katil ve hem maktul ikisi de ehli cennettirler. Ki bununla ilgili üstadın Emirdağ mektuplarında, inşallah ikinci derste onu okuruz, çok güzel izahları var. O zamandaki hadiselere bakış, nasıl bakılması gerektiği noktasında. Ve bundan sonra adalet mahza ile adalet izafiyenin farkını ve izahını yapıyor. Adalet mahza ile adalet izafiyenin izahı şudur ki, men katele nefsen bi gayri nefsin fesadin fil art feke ennemâ katelen nâse cemi'a. Kim bir cana kıymamış veya yeryüzünde fesat çıkarmamış birisini öldürürse bütün insanları öldürmüş gibidir. Maide suresi 32. ayet. Ayetin mana işaresiyle bir masumun hakkı bütün halk içinde iptal edilmez. Bireyin hukuku deniyor şimdiki dilde. Tek bir masumun hakkı bile bütün halk için dahi iptal edilmez. Bir fert dahi umumun selameti için feda edilmez. Cenab-ı Hakk'ın nazar-ı merhametinde hak haktır. Küçüğüne büyüğüne bakılmaz. Küçük, büyük için iptal edilmez. Bir cemaatin selameti için bir ferdin rızası bulunmadan hayatı ve hakkı feda edilmez. Hamiyet namına rızasıyla olsa, kendisini feda etse o başka meseledir. Ama rızası olmadan hiç kimsenin onun hakkını alma, iptal etme yetkisi yoktur. Adalet-i izafiye ise küllün selameti için cüz'ü feda eder. Cemaat için ferdin hakkını nazara almaz. Ehvenişer diye bir nevi adalet-i izafiyeyi yapmaya çalışır. Fakat adalet-i mahza kabili tatbik ise adalet-i izafiyeye gidilmez. Gidilse zulümdür. İşte İmam Ali radıyallahu anh adalet-i mahzayı şeyhin zamanındaki gibi kabili tatbiktir deyip hilafet-i İslamiye'yi o esas üzerine bina ediyordu. Hatta bunun tatbikattaki şeyi, yansıması, Hazreti Osman'ı kim katlettiyse onlar kesin delillerle tespit edilip sadece onlara ceza verilsin diyor Hazreti Ali. Onu da çok ısrar ediyor. Ama diğerleri hayır, yani bu mümkün değil. O hadiseye kim karıştıysa hepsi kılıçtan geçirilsin. Mukabilleri ve muarızları ise kabili tatbik değil, çok müşkülatı var diye adalet-i izafiye üzerine iştihad etmişler. Tarihin gösterdiği sahih esbab ise hakiki sebep değiller, bahanelerdir. Böylece Hazreti Hüseyin'in hürriyet-i şer'iye kılıcı meselesi, bir de Hazreti Hasan'ın çok burada enteresan bir ifadesi daha var üstadım onunla ilgili. Onu da okuyarak bu birinci dersi tamamlamış olalım. Diyor ki Hazreti Hasan radıyallahu anh 6 aylık hilafetiyle beraber Risale-i Nur'un Cevşen'in Kebir'den ve Cezcelutiye'den aldığı bir kuvvet ve feyizle vazife-i hilafetin en ehemmiyetlisi olan Neşr-i Hakaik-i İmaniye noktasında Hazreti Hasan'ın radıyallahu anh kısacık hilafetini, kısacık müddetini uzun bir zamana çevirerek tam 5. halife nazarıyla bakabiliriz Risale-i Nur'a. Cevşen-i Kebir'den ve Celcelutiye'den aldığı bir kuvvet ve feyizle vazife hilafetin en ehemmiyetlisi olan Neşr-i Hakaik-i İmaniye, iman hakikatlerinin neşri, hilafet vazifesinin en ehemmiyetlisi noktasında Hazreti Hasan'ın radıyallahu anh kısacık müddetini uzun bir zamana çevirerek tam 5. halife nazarıyla bakabiliriz. Çünkü adalet hakikiyle, burada devamındaki cümle de çok enteresan, adalet hakikiyle bu asırda insanları mesut edebilir bir istidatta bulunan Risale-i Nur'dur. Adalet hakikiyle bu asırda insanları mesut edebilir bir istidatta bulunan Risale-i Nur'dur. Çünkü Risale-i Nur Hazreti Ali'nin mesleğinde gidiyor. Üstadı o. Ve adalet-i mahzayı bir tek masumun dahi hukukunu zayi ettirmeme hassasiyetine sahip bir anlayışla ortaya konuluyor. Onun için adalet-i hakikiye ile bu asırda insanları mesut edebilir bir istidatta bulunan Risale-i Nur'dur. Ve onun şahs-ı manevisi Hazreti Hasan'ın radıyallahu anh bir muavini,
bir mütemmimi, yardımcısı, tamamlayıcısı, bir manevi veledi hükmündedir. Böylece Risale-i Nur hizmeti iman, iman kurtarma, imanları tahkiki kılma hedefinin yanı sıra bunun hayata yansımaları olarak hürriyet-i şer'iye ve adalet-i mahza esaslarını da beraberinde götüren, bunları birbirinden ayırmadan götüren bir hizmet tarzını ifade ediyor. Ve çıkış noktaları da okumuş olduğumuz bahislerde görüldüğü üzere işte Hazreti Hüseyin'in Yezid'in istibdadına karşı hürriyet-i şer'iye kılıcını havale etmesi ve Hazreti Hasan'ın bu hemen 5. halife nazarıyla bakabiliriz dediği cümleden sonra adalet hakikiyle bu asırda insanları mesut edebilir bir istidatta bulunan Risale-i Nur'dur diyerek adalet boyutunu da ifade etmiş olması. Onun için hakikaten neresinden bakarsak bakalım Risale-i Nur ahir zamanda asr-ı saadet modelini, Ali Beyt misyonunu temsil eden bir hizmeti ifade ediyor. Bunu çok iyi anlamak lazım. Ve hakikaten Risale-i Nur'a bu gözle baktığımız zaman ki Yeni Asya olarak da işte bir sürü hücumlara maruz kalmak pahasına böyle bir duruş ortaya koymamızın çıkış noktaları, referans noktaları okumuş olduğumuz bahislerde görülüyor. Cenab-ı Hak bu çizgide, bu istikamet üzere şahs-ı maneviyle beraber ila nihaya inşallah devam etmeye hepimizi muvaffak kılsın diyerek ilk kısmı tamamlamış olalım. Fatiha. Buyurun abi. Evet, bismillahirrahmanirrahim. Bu dersin ikinci bölümünde de bahsetmiş olduğumuz Emirdağ mektubunu okuyalım. Zaman kalırsa aynı manada bir mektup daha var. Orada da biraz farklı izahlar da var. Onunla tamamlayabilirsek daha iyi olur. Bakalım bir başlayalım. Bismillah. Aziz muhterem kardeşim, evvela zatınızın bir risale kadar cami ve uzun ve müdakikane hararetli mektubunuzu kemal-i merakla okudum. Peşin olarak size bunu beyan ediyorum ki Risale-i Nur'un üstadı ve Risale-i Nur'a Celcelutiye kasidesinde Rumuzlu işaretiyle pek çok alakadarlık gösteren ve benim hakaiki imaniyede, iman hakikatlerinde üstadım İmam Ali'dir. Aleyhi ecran illel meveddete fil kurba. De ki vazifem karşılığında sizden bir ücret istemiyorum. Sizden istediğim ancak akrabaya sevgi ve Ali Beytime muhabbettir. Şura suresi 23. Ayetinin nasıyla Ali Beyt'in muhabbeti Risale-i Nur'da ve mesleğimizde bir esastır. Ve Vehhabilik damarı hiçbir cihette Nur'un hakiki şakitlerinde olmamak lazım geliyor. Fakat madem bu zamanda zındıka ve ehli dalalet ihtilaftan istifade edip ehli imanı şaşırtıp ve şairi bozarak Kur'an ve iman aleyhinde kuvvetli cereyanlar var, elbette bu müthiş düşmana karşı cüz'i teferruata dair medar-ı ihtilaf münakaşaları kapısını açmamak gerektir. Üstad bütün meseleyi etraf-ı erbasıyla görüyor ve ikaz ediyor. Kur'an ve iman aleyhinde kuvvetli cereyanlar var. Ehli imanı şaşırtıp şairi bozmaya çalışan. Bu müthiş düşmanlar karşı cüz'i teferruata dair medar-ı ihtilaf, ihtilaf sebebi olacak münakaşaların kapısını açmamak gerektir. Hem ölmüş insanları zemmetmek hiç lüzumu yok. Onlar dar ahirete mahalli cezaya gitmişler. Lüzumsuz, zararlı onların kusurlarını beyan etmek emrolunan muhabbeti Ali Beyt'in muktezası değildir ve lazım da değildir diye ehli sünnet vel cemaat sahabeler zamanındaki fitnelerden bahis açmayı men etmişler. Üstad bu sadece ben söylüyorum demiyor. Bütün ehli sünnet vel cemaatin ortak kanaati olarak bunu ifade ediyor. Sahabeler zamanındaki fitnelerden bahis açmayı men etmişler. Çünkü Vakay-ı Cemel'de Aşere-i Mübeşşere'den Zübeyir ve Talha ve Ayşe-i Sıddika radıyallahu anh'ın bulunmasıyla
Ehl-i Sünnet vel Cemaat o harbi içtihat neticesi deyip Hazreti Ali radıyallahu anh haklı, öteki taraf haksız. Fakat içtihat neticesi olduğu cihetle affedilir. Ki bunu zaten ilk derste de okumuştuk. Hem Vehhabilik damarı hem müfrit rafızilerin mezhepleri İslamiyet'e zarar vermesin diye Sıffin Harbi'ndeki bağıilerden bahis açmayı zararlı görüyorlar. Haccac-ı Zalim, Yezid ve Velid gibi heriflere ilmi kelamın büyük allamesi olan Sadeddin-i Taftazani, Yezid'e lanet caizdir demiş. Fakat lanet vaciptir dememiş. Caizdir demiş ama vaciptir dememiş. Hayırdır ve sevabı var dememiş. Çünkü hem Kur'an'ı, hem peygamberi, hem bütün sahabelerin kutsi sohbetlerini inkar eden hadsizdir. Şimdi onlardan meydanda gezenler çoktur. Şeran bir adam hiç melunları hatıra getirmeyip lanet etmese hiçbir zararı yok, kaybı yok. Çünkü zem ve lanet ise vedih ve muhabbet gibi değil. Onlar amel-i salihte dahil olamaz. Böyle lanetleyerek sevap kazanmak diye bir şey yok. Amel-i salih sayılmaz. Eğer zararı varsa daha fena. İşte şimdi gizli münafıklar Vehhabilik damarıyla en ziyade İslamiyet'i, Vakkat-ı Kur'aniye'yi muhafazaya memur ve mükellef olan bir kısım hocaları elde edip İslamiyet'i ve Vakkat-ı Kur'aniye'yi en ziyade muhafazaya memur ve mükellef olan bir kısım hocaları elde edip ehl-i hakikati Alevilikle itham etmekle burada bir fitne var. Birbiri aleyhinde istimal ederek dehşetli bir darbeyi İslamiyet'e vurmaya çalışanlar meydanda geziyorlar. Sen de bir parçasını mektubunda yazıyorsun. Hatta sen de biliyorsun benim ve Risale-i Nur'un aleyhinde istimal edilen en tesirli vasıtayı hocalardan bulmuştur. Risale-i Nur'un önünü kesmek için hocaları devreye sokmuştur. Şimdi Harameyn-i Şerife'ye hükmeden Vahabiler ve meşhur dehşetli dahilerden İbn-i Teymiye ve İbn-i Kayyim-i Cevzi'nin pek acayip ve cazibedar eserleri İstanbul'da çoktan beri hocaların eline geçmesiyle hususan evliyalar aleyhinde tarikatı reddediyorlar. Evliyalığı reddediyorlar, kerameti reddediyorlar vesaire. Ve Risale-i Nur'a bu noktadan da itirazlar var, edenler var. Hususan evliyalar aleyhinde ve bir derece bid'alara müsaadekar meşreplerini kendilerine perde yapmak isteyen bid'alara bulaşmış bir kısım hocalar, sizin muhabbeti Ali Beyt'ten gelen ve şimdi izharı lazım olmayan içtihadınızı vesile ederek hem sana hem nur şakitlerine darbe vurabilirler. Madem zemmetmemek ve tekfir etmemekte bir emri şer'i yok, fakat zemde ve tekfirde hükmü şer'i var. Niye zemmetmedin, niye tekfir etmedin diye bir muahize söz konusu değil. Tekfir edin ve zemmedin diye bir şeriatın emri de yok. Fakat zemde ve tekfirde şeriatın bir hükmü var. O da şu, zem ve tekfir, birini küfürle itham etmek. Eğer haksız olsa büyük zararı var, eğer aslı yoksa. Eğer haklı ise hiçbir hayır ve sevap yok. Çünkü tekfire ve zemme müstahak hadsidir. Fakat zemmetmemek, tekfir etmemekte hiçbir hükmü şer'i yok, hiç zararı da yok. Bir de tekfir ederseniz eğer ve o isnat ettiğiniz küfür vasfı o kişide yoksa Allah muhafaza size tekrar geri dönüyor bumerang gibi. İşte bu hakikat içindir ki ehl-i hakikat başta Eymme-i Erba'a 4 imam ve Ali Beyt'in Eymme-i İsnaşer 12 imam olarak ehl-i sünnet mezkûr hakikate müstenir olan kanun-u kutsiyeyi kendilerine rehber edip İslamlar içinde o eski zaman fitnelerinden medar-ı bahis ve münakaşa etmeyi caiz görmemişler. Menfaatsiz, zararı var demişler. Hem o harplerde çok ehemmiyetli sahabeler nasılsa iki tarafta bulunmuşlar. O fitneleri bahsetmekte o hakiki sahabelere Talha ve Zübeyir radıyallahu anh'a gibi aşere-i mübeşereye dahi tarafkârane bir inkar, bir itiraz kalbe gelir. Ki haksız tarafta yer aldıkları zaten ifade edilmişti. Böyle bir tarafkârane inkar ve itiraz kalbe gelir onlara karşı. Hata varsa da tevbe ihtimali kuvvetlidir. O eski zamana gidip lüzumsuz, zararlı, şeriat emretmeden o ahvalleri tetkik etmekten ise şimdi bu zamanda bilfiil İslamiyet'e dehşetli darbeleri vuran
binler lanete, nefrete müstahak olanlara ehemmiyet vermemek gibi bir halet, mümin ve müdakkik bir zatın vazife-i kutsiyesine muvaffak gelemez. Hatta sabriyle küçücük münakaşanız hem Risale-i Nur'a hem hakaik-i imaniyenin intisarına ehemmiyeti zarar verdiğini senden saklamam. Küçücük münakaşalar bile hizmete zarar veriyor. Bu mesajı da alıyoruz buradan. Aynı vakitte burada hissettim, müteessir ve mütellim oldum. Sonra senin gibi ehli tahkik bir alimin Risale-i Nur'a oraca ehemmiyetli bir hizmete vesile olacak sabri oraya gelmesi, ikinizden büyük bir hizmet Nuriye beklerken bilakis üç cihete Nur'a zarar geldiğini hissettim ve gördüm. Acaba neden bu zarar olmuş diye 2-3 gün sonra haber aldım ki sabri manasız, lüzumsuz seninle münakaşa etmiş, sen de hiddete gelmişsin. Eyvah dedim. Ya Rab, Erzurum'dan imdadıma yetişen bu iki zatın münakaşasını musalihaya tebliğ et diye dua ettim. Risale-i Nur'un İhlas lemalarında denildiği gibi şimdi ehli iman değil Müslüman kardeşleriyle belki Hristiyan'ın dindar ruhanileriyle ittifak etmek ve medar ihtilaf meseleleri nazara almamak, niza etmemek gerektir. Hristiyan dindar ruhanileriyle bile ittifak etmemiz gereken bir zamandayız. Çünkü küfrü mutlak hücum ediyor. Senin hamiyet-i diniye ve tecrübe-i ilmiye ve nurlara karşı alakanızdan rica ediyorum ki sabriyle geçen macerayı unutmaya çalış ve onu da affet ve helal et. Çünkü o kendi kafasıyla konuşmamış, eskiden beri hocalardan işittiği şeyleri lüzumsuz münakaşa ile söylemiş. Bilirsin ki büyük bir hasene ve iyilik çok günahlara kefaret olur. Evet, o hemşerimiz Sabri hakikaten Nur'a ve Nur vasıtasıyla imana öyle bir hizmet eylemiş ki bin hatasını affettirir. Sizin âli cenaplarınızdan onur hizmetleri hatırı için dost bir hemşeri ve Nur hizmetinde bir arkadaş nazarıyla bakmalısınız. Sahabelerin bir kısmı o harplerde adalet-i izafiye ve nisbiye ve ruhsat-ı şer'iyeyi düşünüp tabi olarak Hazreti Ali radıyallahu anh takip ettiği adalet-i hakikiye, adalet-i mahza ve azimet-i şer'iye ile beraber zahidane, müstaniyane, muktesidane mesleğini terk edip muhalif tarafa bu içtihat neticesine girdiklerini, hatta İmam Ali radıyallahu anh kardeşi Ukayl ve Habrül Ümme ünvanını alan Abdullah İbni Abbas dahi Habrül Ümme, ümmetin alimi, büyük alimi. Abdullah İbni Abbas dahi bir vakit muhalif tarafında bulunduklarından Hazreti Ali'ye hakiki ehli sünnet vel cemaat min mehasini şeriatı seddü ebuva bil fiden, fiten, fitne kapılarını kapatmak şeriatın güzelliklerindendir. Bir, düstur esasiye-i şer'iye binaen taharallahu eydiyena fenutahiru elsinetena. Allah ellerimizi o kanlı hadiselere bulaştırmadı. O halde biz de o hadiselerden bahsedip dilimizi bulaştırmayalım. Ömer İbn Abdülaziz'in sözüymüş bu. Diyerek o fitnelerin kapısını açmak, bahsetmek caiz görmüyorlar. Çünkü itiraza müstahak birkaç tane varsa tarafkirlik damarıyla büyük sahabelere, hatta muhalif tarafında bulunan Ali Beyt'in bir kısmına ve Talha ve Zübeyir radıyallahu anh'a gibi aşire-i mübeşşireden büyük zatlara itiraz başlar, itiraza başlar. Zem ve adavet meyli uyanır diye ehl-i sünnet o kapıyı kapamak taraftardır. Hatta ehl-i sünnetin ve ilmi kelamın azim büyük imamlarından meşhur Saadettin-i Taftazani, Yezid ve Velid hakkında tel'in ve tadlile cevaz vermesine mukabil, onları lanetlemeye ve dalaletle itham etmeye cevaz vermesine mukabil, caizdir demiş, zaten okuduk biraz evvel, mukabil Seyyid Şerif Cürcani gibi ehl-i sünnet ve cemaatin allameleri demişler. Gerçi Yezid ve Velid zalim ve gaddar ve facirdirler. Fakat sekeratta imansız gittikleri gaybidir. Onu bilmiyoruz. Ve kat'i bir derecede bilinmediği için o şahısların nasıl kat'i ve delili kat'i bulunmadığı vakit imanla gitmesi ihtimali ve tevbe etmek ihtimali olduğundan öyle hususi şahsa lanet edilmez. Belki lanetullahi ale zalimine vel münafıkî, Allah'ın laneti zalimlerin ve münafıkların üzerine olsun gibi umumi bir ünvan ile lanet caiz olabilir. Yoksa zararlı, lüzumsuzdur diye Saadettin-i Taftazani'ye mukabele etmişler. Gene aynı manadaki
bir mektuptan daha bahsetmiştik. O da böyle okuduğumuz bahisleri özetliyor ve bir takım farklı boyutlar da getiriyor. Onu da okuyarak bitirelim. Aziz muhterem kardeşim, 1300 seneden beri alem İslam'ı ağlatan ve bütün ehl-i hakikate eyvahlar, yazıklar olsun dediren alem İslam'ın en dehşetli büyük yarasını deşmek, düşünmek benim hususi meşrebimde tahammülün fevkinde elem veriyor. Hususan 25 seneden beri ihlas ile hakiki hizmet-i imaniye beni her nevi siyasetten çektiği ve 25 sene zarfında bir gazeteyi okutturmadığı gibi, üstadın gazeteleri okumadığı bir dönem var ama o dönemde sınırlı bu. Daha sonraki, önceki dönemi, sonraki dönemi farklı. Bunu da yanlış anlayanlar var. Üstadın gazeteyle hiç alakası olmamış şeklinde. Bir dönemde şartların gereği olarak gazeteleri hiç takip etmeyen, okumayan bir üstad var ama onu umumileştirerek yani üstadı yanlış anlıyorlar. 20 sene bu işkenceli esaretimde hayat siyasiye bakmamak için hükümete müdafaa tavsiyeden başka müracaat etmeyen, sadece mahkemelerde müdafaaları var ve vazife-i imaniye noksan gelmemek ve ihlas kırılmamak ve siyasete bulaşmamak için 10 sene bu dehşetli harb-ı umumiye bakmayan, baktırmayan bir halet-i ruhiyeyi taşımaya mecburiyetim varken, şimdi dehşetli ecderhalar hakaiki imaniye cephesinde ehli imanı gözümüz önünde saldırmalarından ve çokları ısırmalarından ehli imanı kurtarmak mecburiyeti Kur'an'ın emriyle varken, bu zamanı bırakıp eski zamana gidip Âl-i Beyt'e gelen dehşetli zulümleri temaşa etmek daha ziyade ruhumu ezer ve kuvve-i maneviyi kırıp ruhuma azap üstüne gelmektir. Zalim siyasetin gaddarane bir düsturu olan cemaat için fert feda edilir diye çok zalimane pek çok vukuatı ehven üşer diye bir nevi adalet-i izafiye namında hakimiyetine bir maslahat göstermişler. Hatta bu asırda o gaddar düsturun hükmüyle bir adamın hatasıyla bir köyü mahveder. 5-10 adamın onların siyasetine zarar vermek tevehümüyle binler adamı perişan eder. Bu yaşadığımız süreçte de gene bunun acı örneklerini görmeye devam ediyoruz. 5-10 adamın onların siyasetine zarar vermek tevehümüyle binler, on binler, yüz binler, milyonlar insanı perişan eder. İşte eski zamanda bir derece siyasetin bu gaddar düsturu İslamlar içine girdiğinden, siyasette bu müthiş düsturlar karşısında mecburiyetle Selef-i Salih'in sükut ile ve Ehl-i Sünnet ve Cemaat'in imamları o kapıları kapamak taharallahu eydiyena fe nutahiru elsinetena deyip o kapıları açmıyorlar. Madem Ehl-i Beyt'e zulmedenler şimdi ahirette cezasını öyle bir tarzda görüyorlar ki bizim onlara hücumla yardımımıza bir ihtiyaç kalmıyor. Artık adalet-i ilahiye gereğini yapıyor. Ve mazlum Ehl-i Beyt muvakkat bir azap ve zahmet mukabilinde o derece yüksek bir mükafat görmüşler ki aklımız ihata etmiyor. Değil şimdi onlara acımak, belki onları o hadsiz rahmete mazhariyetleri noktasında binler tebrik etmek gerektir ki birkaç sene zahmetle milyonlar mertebeler ve baki saadetler ahirette kazandıkları gibi dünyada da kaldıkları zamanda ehemmiyetsiz dünyanın fani saltanatı ve muvakkat hakimiyeti ve karışık siyasetine bedel manevi birer sultan ve hakikat aleminde birer şah, birer manevi padişah makamını kazandılar. Valiler yerine evliyalar aktaplara kumandan oldular. Kazançları bire bin değil milyonlardır. İşte bu sır içindir ki Yeni Said'in hususi üstadı olan İmam Rabbani, Gavs-ı Azam ve İmam Gazali, Zeynel Abidin radıyallahu anh'ı hususan Çevşenül Kebir münacatını bu iki imamdan ders almış Gazali ve Zeynel Abidin. Hazreti Hüseyin ve İmam Ali Kerramallahu Veçe'den aldığım ders 30 seneden beri hususan Çevşenül Kebir'le daima onlara manevi irtibatımda geçmiş hakikati ve şimdiki Risale-i Nur'dan bize gelen meşrebi almış. Yani Risale-i Nur mesleği tüm bu zikretmiş olduğu büyük zatların takip ettiği meslek aynı zamanda. Zalimlerin gaddarlıklarını değil deşmek, bakmak, belki düşünmek de meşrebimize gelmiyor. Çünkü onlar mücazatını ve mazlumlar mükafatını aklımızın fevkinde görmüşler.
o meselelerle meşgul olmak, şimdiki bu hazır musibeti diniye karşı mükellef olduğumuz vazife-i Kur'aniye'ye zarar verir. Ulema-i ilmi kelamın ve usulü din allamelerinin ve ehl-i sünnet ve cemaatin dahi muhakkiklerinin İslami akidelere dair çok tetkik ve muhakematla ve ayet ve hadisleri muazeneyle kabul ettikleri usulü din düsturları şimdiki Risale-i Nur'un meşrebini muhafazaya emrediyor, kuvvet veriyor. Hatta hiçbir yerde, hatta ehli bid'a kısmı da bu meşrebimize ilişemiyorlar. Hakikat-ı ihlastan muhafaza edildiği için her nevi ehli İslam içine giriyor. Buradaki devamında okuyacağımız şeyler çok enteresan, dikkat çekici. Şialıkta mutaassıp ve Vehhabilikte müfrit filozofların en maddisi ve mütefennini ve mutaassıp hocaların en enaniyetlisi beraber nur dairesine girmeye başlamışlar. Şialıkta mutaassıp ve Vehhabilikte de müfrit filozofların en maddisi ve mütefennini ve mutaassıp hocaların en enaniyetlisi beraber nur dairesine girmeye başlamışlar. Demek ki nur dairesi o kadar geniş ki, yani bu perspektiften bakıldığı zaman bütün ihtilafları eritip bir ortak paydada buluşturabilecek vüsate sahip. Nur dairesine beraber girmeye başlamışlar ve kısmen şimdi de kardeşçe bulunuyorlar. Hatta bazı misyonerler de bu da enteresan, din İsa'nın aleyhisselam hakiki ruhanisi de o daireye gireceklerine emareler var. Birbirine hücum değil, belki bir tesanüt, bir müsalaha lüzumunu hissedip medar-ı münakaşa meseleleri ortaya atmıyorlar. Demek İmam Ali radıyallahu anh 30-40 işaretiyle sarahat derecesinde haber verdiği Risale-i Nur bu zamanın müthiş yaralarına tam bir ilaçtır. Onun için o daire bize kafi gelmiş, harice çıkmıyoruz. İmam Ali kerramallahu veçhenin şahsına ve hayatına ve adalet-i hakiki üzerine giden siyasetine ilişmek, darbe vurmak başkadır. Şahsiyet-i zahirisinden, hayat-ı dünyeviyesinden ve siyaset-i içtimaiyesinden binler derece daha yüksek olan şahsiyet-i manevisine ve kemalat-ı ilmiyesine ve makamat-ı velayetine ve varisliğine darbe gelmez ve gelmemiş ve gelemiyor. Kimin haddi var? Onun için iki ciheti birleştirmek tevehümüyle karşısında muarızaya çalışanların taarruzu pek dehşetli görünüyor. Ehl-i iman ortasında nasıl böyle vukuat olabilir diye hayret veriyor. Halbuki Yezid ve Velid gibi habis herifler müstesna. Ötekilerin kısmı azamı İmam Ali'nin radıyallahu anh harika kemalatına ve kerametlerine ve verasetine ilişmek değil, belki yalnız hayat-ı içtimai insaniye ait idaresine darbe vurmaya çalışmışlar, hata etmişler. O manevi şahsiyetine asla ilişememişler, mümkün değil bu. Sadece o halifeyken hayat-ı içtimai insaniyeye ait idaresine, siyasetine darbe vurmaya çalışmışlar ama bunu yaparken de hata etmişler. Ve son paragraf, harici ve büyük bir düşmanın hücumu zamanında dahili küçük düşmanlıkları bırakmak elzemdir. Yoksa hücum eden büyük düşmana yardım hükmüne geçer. Bunun için daire-i İslamiye'de eskiden beri tarafkirane birbirine mukabil muarız vaziyetini alan ehli İslam o dahili düşmanlıkları muhakkaten unutmak maslahat-ı İslamiye müptezasıdır. Yani Müslümanların aralarındaki dahili meseleleri, anlaşmazlıkları unutup bilhassa hariçten gelen taarruzlar karşısında yek vücut halde bir itaat sağlamaları, başarmaları gerekiyor diyerek bu bahsi de tamamlamış olduk. El-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم
أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا ربي başta peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimizin ruhu için Ehl-i Beyt'in, Ensar'ın, Muhacirin, Tabi'in, Tebe-i Tabi'in, Eyyime-i Dini, Mübin, Müfessirin, Muhaddisin, Ulema-i amilin, gurra-i kamilin, huffa-sullâ ve cemî ulemanın ruhuna, Kur'an'ımızı elden ele, dilden dile, bizlere kadar ulaştıran üstadlarımızın ruhuna, Üstadımız Bediüzzaman Said Nursi radıyallahu anh'ın ruhuna, kadın ve erkek Risale-i Nur talebelerin ruhuna, hazır bulunan cemaatimizin anne baba, ağabey, ecdatlarımızdan, hasiba, akrabalarımızdan, konum, komşu, eş, dost, usul ve furularımızdan gelmiş geçmişlerimiz ruhu için, Kerbela'da şehit olan bütün ehli iman ruhu için ve yarın nasip olacak olan aşure günümüzün hayırlı hayırlara vesile olması için Allah rızası için El-Fatiha.